Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş gördüm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim evlat. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun hocam. Bugünkü konumuz sözcüklerin gücü. İnşallah. Önce şu yayına Şimdi on... katılan bütün canları bir selamlayalım. Ah Bizi tabii her buyurun. nereden takip ediyorlarsa Rabbim kalplerine sükunet versin inşallah. Huzur Amin. versin evlerine, bulundukları yerlere, görevi başındaki bütün canlara da en temiz ağzımızla dua edelim inşallah. Ve hep adet ettiğimiz üzere özellikle bu süreçte birbirimize ve nefsimize As suresiyle Rad suresinin 28. ayeti kelimesini hatırlatarak başlayalım evlat. Ne diyordu Buyurun. bize Rabbimiz? Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır. İnşallah o başkalardan olalım. Rad suresinde İnşallah de hocam. diyordu ki bize Allah kalpleri ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Çokça Allah'ı zikretmemiz, çokça fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz ve çokça birbirimizin elinden yüreğinden tutmamız gereken dönemler. Haydi buyur şimdi sen. Evet hocam çok güzel yerlere değindiniz. Özellikle birbirimize sabır tavsiye etmemiz, birbirimizin kardeş olarak yardımcı olmamız gerçekten şu dönemde çok önemli. Şimdi konumuza geçmeden önce hocam, biz sizi tabii ki de tanıyoruz ama böyle biraz uzmanlık alanlarınızdan, biraz çalışmalarınızdan bahsetseniz sorularımızda daha isabetli oluruz böylece. İnşallah evlat. En zor şey insanın kendini anlatmasıdır ama sondan başlayayım. Çünkü sonuçta karşınızda baya böyle 60'a bir kalmış bir hoca, bir abla, teyze, anne, anneanne, babaanne ne diyorsanız kalbinizde nasıl bir yer açıyorsanız oraya razıyım. Son Kasım ayından bu yana Beyoğlu Belediyesi'nde Mutlu Aile Mutlu Gelecek projesini yürütüyorum. Aynı zamanda yine eş zamanlı anne baba okulu açtık. Haftanın 4-5 günü orada görev yapıyorum. Şimdi bu süreçte de Allah nasip etti. Beyoğlu Belediyesi adına hafta içi her gün canlı yayınla saat 2 ile 3'te arası kendi sayfamdan yurt içi yurt dışındaki bütün canlarla bağ kurmaya çalışıyoruz. Ben hem sosyal bilimler hem davranış bilimleri psikolojik danışmanlık okudum. İki ayrı üniversite bitirdim. Yüksek lisansım da iletişim ve aile içi iletişim üzerine. Allah maşallah. Yani tabii aslında insanın çocukluktan ne olacağı belli olur derler ya. Çocukluktan itibaren çok enteresan öykülerim var. O zaman mahalle kültüründe yaşıyorduk. Sizler ona ne yazık ki yetişemediniz. Maalesef. Mahalle kültüründe yaşayınca haftanın belli akşamları mutlaka aynı mahallede oturan eş, dost ve akrabalara ziyarete gidilir. Onlar da size gelirdi. Biz her ziyaret dönüşünde abim rahmetli annemin elinden tutar, önden gider. Ben biraz daha babacıydım. Ben de babamla arkadan giderdim. Ve böyle evlerin yanan ışıklarına bakar bakar babama derdim ki, baba, acaba şu evde ışık yanıyor ya, orada kavga mı vardır, muhabbet mi vardır? Babam derdi ki, kavga olsa ne yapacaksın kızım? Gidelim çalalım kapıyı. Birbirinize konuşarak anlaşın. Kavga iyi bir şey değildir. Kavga etmeyin. İnsanın gönlü kırılırsa bir daha çok zor yapılır. Bunu söylediğimde 7 yaşındayım yalnız, yanlış anlaşılmasın. 7, 8, 9, o yıllar hep. Peki derdi, ya sevgi muhabbet varsa hiç dokunmayalım onlara derdim. Şimdi o yaşlardan itibaren benim derdim herkesin haklı olmak yerine huzurlu olmayı seçtiği bir dünyaya hizmet etmekti. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki aynen de onu nasip etti ve buna çalışıyorum. Yaptığım şey bu. Aynı zamanda İstanbul Kadın Platformu Derneği'nin başkanıyım. Etiyopya'da yetim çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi yeni bir vakıf kurduk. İnşallah bereketli ismiyle bereketli olur.
Yine onların İslam coğrafyasında çok güzel çalışmalar yapacağız. Yani benim hayatın anlamından anladığım şey, bir başkasının yüreğine dokunarak avuturken avunmak, iyileştirirken iyileşmek, kırgın ve kızgın yanlarımızı, yoksul ve yoksun yanlarımızı, yaralarımızı sarıp birbirimizde şifa bulmak. Tek bildiğim İnşallah. hayattan bu. İnşallah hocam. Gerçekten şu an yaptığınız bütün çalışmalar bu işte 7 yaşınızdan itibaren hayal ettiğiniz yerdesiniz gibi yani. Çok şükür. Çok şükür Çok şükür. elhamdülillah. İnşallah bizlere de nasip olur. Amin Böyle yavrum. Amin. İnşallah. hizmetlerde İnşallah. bulunabilmek. İnşallah. İnşallah. Evet, bir dolu oradan tanıdık canların isimlerini gözümün ucuyla gördüm. Hepsi hoş gelmiş. Kapadokya, İstanbul. Bizi bak hiç yalnız bırakmıyorlar. Benimkiler geldi. Sizinkiler de oradadır. Hepsine selam olsun. İnşallah. Selam olsun herkese. Tüba Hocam, ile çok... Heh. buyurun buyurun. Tügba'yla genel merkezde Kızılcahamam kampında yaptığımız çalışmada sen var mıydın? Hayır, yoktum. Kızılcahamam kampında çok güzel bir buluşma oldu. Ondan sonra telefonlar susmadı. Şimdi tam böyle Allah'a bin şükür Niğde'de çok güzel bir çalışma yaptık. Konya'da güzel bir çalışma yaptık. Ondan sonra tam böyle bir Türkiye Tügba turnesine çıkacaktık. Rabbim böyle bir süreci nasip etti ama hiçbir şey fark etmiyor. Mümin her türlü şartta hizmetini yere düşürmez. İşte bak aynı mesafede Didem'im sana da selam olsun. Sanal alem dedikleri bu buzdan camlar bizim için sıcacık yuvamız oldu. Buradan köprüler kurduk. Birbirimizin bulunduğu yerine elimizi yüreğimizi uzattık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Süreç biraz uzun sürecek gibi gözüküyor ama biz hep ümit var olacağız. Hep tedbirli ve temkinli olacağız. Ve inşallah dilerim önce kendi nefsime hep teslimiyet ve tevekkül ve tefekkür halinde olalım. Allah'ım hepimize, İnşallah, bütün inşallah. burada bizimle şu an bu anı paylaşan, vakitlerinden vakit ayıran bütün canlara Allah bunu nasip etsin diye dua ederim. Amin hocam, Allah razı olsun. Hocam yine konuya geçmeden bir yere daha değinmek istiyorum. Tekamül atölyesi başlattığınızı duyduk. Yani biliyoruz, takip ediyoruz sizi. Bu eğitim kapsamında bizi neler bekliyor? Bir de bu sürece nasıl başladınız? Hani bize biraz bunlardan da bahsedebilir misiniz? Ya bundan bahsetmek benim için her seferinde sanki ilk kez anlatıyorum gibi bir heyecan vesilesi çok Ne şükür. güzel. Konya'da benim canlarım, işte kız kardeşlerim, kızlarım dediğim, eğitimlerime katılmış ve bir şekilde gönül bağı kurduğumuz insanlar dertlendiler. Kendi kendilerine durumdan vazife çıkarttılar. Mümin feraseti budur ya. Dediler ki hocam bizlere anneler olarak babalar olarak eğitim yapıyorsun ama gençlik sizinle daha çok buluşmalı, daha çok yolu kesişmeli. Ne yazık ki kişisel gelişim adı altında bir dolu çalışmalar yapılıyor. Nasıl yapalım dediler. Benim de kişisel gelişim başlığına bir karşı çıkışım var yıllardır. Evet, Bu biliyorum. NLP adı altında kimse kusura bakmasın. Hür fikrimi açıklıyorum. Çünkü Kesinlikle. benim için bu dünyada yazılmış yazılacak bir tane kişisel gelişim kitabı var. O da Kur'an-ı Kerim. Geri kalan her şey modern dünyanın bize pazarlayıp sattığı ve zihinlerimizi ele geçirip bizi ne hale getirdiğini şimdi daha iyi görüyoruz. Bak, şimdi korona ile birlikte bir mikrop yolladı dünyaya Rabbimiz. Dedi ki dur insanoğlu, dur. Bu sabah balkonda yıllardır görmediğim kuş cinslerini görünce dedim ki ey güzel Allah'ım demek ki insanoğlu tabiata ne kadar büyük zarar veriyordu ki şu anda tabiat kendine geldi ve bütün varlığıyla yeryüzünde kendi istediği gibi dolaşabiliyor. Onlar böyle bir şey istediler benden. Hocam bir çalışma yap. Tamam peki kişisel gelişim olmasın ama ne olsun? İşte biz Kültür Müdürlüğü'ne gideceğiz, Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğiz, proje sunacağız. Oturdum bilgisayarın başına ama nasıl darlanıyorum.
Böyle bir üstümde baskı olunca ben üretemem. Yapı gereği öyle baskıya gelemez benim yapım. Arada baktım bir şey üretemeyeceğim. Hadi dedim şu maillerime bakayım. Maillere bakarken maillerin birinin içinde bir tek sözcük benim o an için tamam budur dememe sebep oldu. O sözcük de tekamül sözcüğüydü. Bir müminin de zaten tekamülden başka bir derdi olmamalı. Olmamalı. Dedim ki bir dakika, Rabbim bana işareti mail üzerinden yolladı. O zaman ben ne yapıyorum? Tekamülden yola çıkarak oturup bir şeyleri not ediyorum ve bir proje çıkarıyorum dedim. Gittim abdest aldım. Besmelemi çektim. Oturdum. Ya Allah, Bismillah dedim. Bakalım ne çıkacak derken bak şimdi neler çıktı. Bilmeyenler ve bu süreçten sonra bu eğitimi almak isteyenler için. Evet. Tekamül yolunda ilerleyen aydınlanmış insan gitgide belirli özelliklere ve erdemlere sahip olmaktadır. Bunlardan bazıları, bak şimdi sayacaklarım, insanoğlunun bu süreçten önce ne kadar da çok yitirdiği şeylerdi. Koşulsuz sevgi, şefkat, duygudaşlık, yargısız olmak, affedicilik, pozitif düşünmek, merhamet, gözlemci olmak, farkında olmak, anı yaşamak, anda kalmak. Bu önemli meziyetler tekamül yolunda kendiliğinden gelişmektedir. Tekamül bir değişim, gelişim ve olgunlaşma ve dönüşüm işlemidir. İnsanoğlu tekamül ettikçe bedendeki enerji titreşimi hızlanır, farkındalık yükselir, bilinçlilik artar. Şimdi en vurucu cümle geliyor. İnsan tekamül ederek masumlaşır ya da çökerek kurnazlaşır. Şimdi süreçten önce hangisiydi insanoğlunun geneli? Maalesef İnsanoğlu ya tekamül ederek masumlaşır ya da çökerek kurnazlaşır. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Dayatılmış her türlü inancın ve öğretinin amacı insanı köleleştirmektir. Oysa tekamülün amacı mutlak özgürlüktür. Tekamül bilinenden bilinmeyene doğru yapılan bir yolculuktur. Birey bildiği bencillikten, modern dünyanın eğitim sistemi bize neyi öğretti? Yıllardır nasıl uyuttu? Farenin avını üfleyerek yediği gibi nasıl yedi sistem bizi? O vahşi kapitalizm, o vahşi modernizm adı altında nasıl kuşakları kaybettik biz? Birey bildiği bencillikten bilmediği benliğe doğru bir yolculuk yapar ve işte o zaman öz varlığına erişir. Özgürlük de budur zaten. Diyerek başladım. Sonra dedim ki bunun ilk dersi iletişim olmalı. Çünkü insanoğluna Rabbim ilk emir ikra. Oku demiş. Oku. Peki oku. Okumayı neyle yapacağız biz? Sözcüklerin bir araya gelmesiyle yapacağız. Yani bir iletişim biçimi okumak. Önce kendimizi, sonra kainatı, sonra bize emrolunan kitabı okuyacağız. Peki bütün bunları yapabilmemiz için çok doğru bir iletişime sahip olmamız gerekiyor. Orada dedim ki bir şey arıyorum. Böyle insan bir şey üretirken bazen böyle bir hafif bir akıl şey böyle tatlı tatlı bir deli kıvamı olur ya, bir şey arıyorum. Şimdi iletişimin içi boşaltıldığı her yerde iletişim hali, yani kendisini doğru ifade edemeyen bir dolu insanın bile bir iletişim ustası gibi sunulduğu bir sistemde ben ilk derse iletişim diyemeyeceğim. Bir dakika dedim ya. Bir zamanlar Himen vardı. Sen ona yetiştin mi? Çok az. Yani böyle bir 5-6 yaşlarındaydım sanırım. Bir yerlerde dünyanın bir yerinde kötülük oluyordu ve bir kahraman vardı, Himen. Geliyordu, kılıcını sallıyordu. Gölgelerin gücü adına Himen geldi diyordu ve dokunup orayı düzeltiyordu. Ben de dedim ki o zaman sözcüklerin gücü adına der. Nerede iletişim bozulmuşsa, nerede ortam bozulmuşsa, nerede müminler birbirlerini anlayamıyorlarsa,
Hatta bırak birbirlerini anlamayı, kendilerine yabancılaşmışsa gidip oraya derim ki bir durun. Sözcüklerin gücü geldi. Haydi bakalım yeniden bir inşa, cümlelerin yapısını, kendimizi ifade etme biçimimizi inşa edelim diye böylece tekamül atölyesinin ilk dersi sözcüklerin gücü adına çıktı. Bunu nasip eden Allah'ıma şükürler olsun. Allah olsun. 2019'un Ocak ayının ilk haftası Konya'da. Uğruna inandığım bereketli bir şehir olan ve gönül bağımın çok yüksek olduğu Konya'da sahaya indirdik. O gün bugün yurt içi yurt dışında abartısız milyona varan kişiyle buluşan çok Allah. devasa, çok güzel, çok bereketli bir proje oldu. Çok şükür. Maşallah. Allah bereket versin. Daha çok insana İnşallah. karşılaşsın inşallah. Hocam ben yorumlardan görüyorum. Burdur Tüva selam söylüyor size. Çok sık yazıyorlar. Kim yazıyor? Asuman Burdur. yazıyor ve Burdur Tüva'nın Tamam. kendi Bütün sayfasından yazıyorlar. Türkiye'deki bütün TÜGVA ailesine çok selam ediyorum ben de evlatlar. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Sağ olun, var olun. Çok güzel. Bize de yeni bir slogan kazandırdınız. Teşekkür ederiz. Sözcüklerin gücü adına diye. Biz de artık böyle düşünüp belki güzel adımlar atabiliriz. Böyle Allah nasip düşünün etsin. çünkü Hazreti Mevlana diyor ya evlat, dil kalbin kıyısıdır, kalp denizdir, denizde ne varsa kıyıya o vurur diyor. Biriyle tanışıyorsun, telefonda ya da gerçek hayatta ruberu. İlk Evet. tanışma anında karşı taraf herhangi bir konuda kendisini ifade ediyor. Ama o ifade ederken sen 3-5 dakika içinde sen derken bütün insanoğlu olarak hepimiz aşağı yukarı bir fikir sahibi oluyoruz karşımızdakiyle ilgili. Bazen 3-5 dakikalık o ifadeyi dinlerken diyoruz ki yok ya bu çok kibirli, Allah ıslah etsin. Bazen diyoruz ki gönlüme ne kadar güzel ılık ılık bir rüzgar gibi esti. Hep konuşsa ve ben hep dinlesem. Bazen öfkeleniyoruz. İşte o yüzden aslında sözcükler sihirdir. Düşündürür, öfkelendirir, sevindirir, güldürür, ağlatır, keyiflendirir, kederlendirir, kızdırır, savaş ettirir, barış ettirir, aşık ettirir. Ama şu bizim gene modern dünya kafalarıyla anladığımız bir kadınla bir erkeğin arasındaki o yüzeysel ve kısır aşktan elbette bahsetmiyorum. Tabii ki. Yaratılmış olan bütün canlı cansız varlıkla kurduğumuz ilişki, Rabbimizle kurduğumuz ilişkiden bahsediyorum. Suyu içerken bile aşkla, nefesi alıp verirken bile aşkla alıp vermekten bahsediyorum. Hay ile hu arasında insan olabilme sanatını icra ederken o nefesi bize almayı ve vermeyi nasip eden Rabbe şükrün içindeki mevcut barındırdığımız aşktan bahsediyorum. İşte Evet. sözcük böyle bir şey. Doğru, çok doğru diyorsunuz hocam. Hocam şimdi böyle biraz toparlayalım. Üsküdar'dan, TÜGVA Üsküdar'dan da selam söylüyorlar bu arada hocam. Aleyküm selam. Konuya geçelim yavaş yavaş. Bu arada arkadaşlar diyorlar ki yeni katılanlar için konuyu toparlayabilir misiniz? Henüz Toparlarız. zaten, evet henüz başlıyoruz zaten. Tamam, toparlarız. İnşallah. Şimdi bugün biz istedik ki biraz böyle serbest sohbeti yapalım ama bir amacı da olsun bu buluşmanın. O da benim tekamül atölyemin ilk eğitim konusu olan sözcüklerin gücü adına. Yani doğru iletişim nasıl yapabiliriz? Onunla ilgili biraz paylaşımda bulunacağız ve sizin sorularınızı alacağız inşallah. Zaten Evet. epitopu 1 saat 20 dakikasını gönderdik. Kaldı geriye 40 dakika. Berekettir. Yeter. Yetişir Çok bize. hızlı geçiyor Berekettir. zaman ama inşallah Allah Ne bereket güzel, ne versin. güzel, ne güzel. Bal kavanozundan bir parmak böyle güzel kallavi bir balı veririz ağızlara. Sonra yine İnşallah. buluşuruz Allah izin verirse. İnşallah. Şimdi şöyle başlayalım hatta. Biraz keyifli olsun hazır bu sokağa çıkma yasağında evde herkes. İzmir'den bir teyze trene biner. Nurdancığım. Evet hocam. Kondöktöre der ki evladım Menemen'e geldiğimizde beni uyar.
Peki teyzecim der. Kondöktör işine dalar. Teyze kompartımanına gider. Sıcak tren yolculuğu yapanlar bilirler. Teyzecim kafayı dayar cama uyur kalır. Kondöktör işlerini bitirir. Makinistin yanına gider. Makiniste sohbete dalarlar. Mene mene henüz geçmişlerdir ki kondöktör der ki eyvah ben teyzeyi uyaracaktım unuttum. Makinist der ki çok ayıp olur dur. Hemen makas atarlar. Geriye tren gider. Mene mene gelirler. Kondöktör gider teyzeye der ki uyuyan teyzeyi uyandırır. Hadi teyzeciğim bak mene mene geldik der. Ay Allah razı olsun evladım der. İyi ki haber verdin der. Çantasını açar. İlacını çıkarır. İlacını içer. Kondöktör der ki hadi teyzeciğim ne var oğlum der. Hadi inmeyecek misin? Yok oğlum der. Ben ilacımın saatini menemene göre ayarlamıştım. Onun için beni uyar demiştim der. Şimdi hayatımızda Ay iletişim halindeyiz. Ama sorarlar adama ben ne söyledim sen ne anladın? Sen ne söyledin ben ne anladım? ben de anladım. Biz ne söyledik siz ne anladınız? Şimdi günümüz insanı ne yazık ki bu süreçten önce. Bu süreç çok güzel bir tekamül süreci. Eğer İnşallah. manevi bir boşluğa düşülmezse ya da bu sürece içinde bir manevi boşlukla girmiş olan kardeşlerimiz varsa benim onlara acizane tavsiyem haddimi aşmadan bir an evvel kendi içlerindeki bir ben var benden içeri olan kısımla buluşsunlar, tanışsınlar, el sıkışıp helalleşsinler, tövbelerini yapsınlar ve oradaki bütün alanı şahane bir bahar temizliğiyle hele hele 3-5 gün sonraki Ramazan'a çok iyi hazırlasınlar. Niye? Çünkü İnşallah. süreçte bakıyorum, evet evlere kapandık ama yani ben canlı yayınlara başladığımda Instagram'da bir iki tane yayın vardı. Bir de Eba vardı. Şu anda aman Allah'ım, aman Allah'ım. İki Evet, arkadaş çok birbirleriyle görüşebilmek için bile canlı yayın açıyor. canlı yayın kullanıyorlar. Evet. Şimdi korona virüsünden sonra sosyal medya virüsünden de insanın kendini çok sakınıp saklaması lazım. Eğer bütün gününü Netflix'lerde, televizyonlarda, dizilerin, filmlerin uğruna sosyal medyada kim ne yaptı, ne etti diye hoyratça tüketiyorsan ve ağzında hep bir sıkıldım sözü ifadesi varsa bunu manevi kameramanlar kayıt ediyor. Nasıl Evet. çıkacağız? Aynadaki yüzümüze nasıl bakacağız? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Daha da önemlisi Rabbimizin karşısına nasıl el açacağız? O yüzden fabrika ayarlarımızda acilen geri dönmemiz gereken ilahi rahmet ve hediye diye bu sürece bakmak lazım. Elhamdülillah şu an bu süreçte herkes ekmek yapıyor. Herkes bahçesine, balkonuna bir şeyler ekmek ihtiyacı hissediyor. Giyemedikleri ayakkabıları, giyemedikleri üst başı, kullanamadıkları çantaları, binemedikleri arabalarıyla böyle bir tosladılar. Şimdi insanoğluna yetecek kadarıyla inşallah bu süreçten sonra bir araya gelecekler. Çünkü bu tüketime de bizi götüren sözcükler. Herkes birbirine aba altından sopa göstere göstere. Ben şunun yakınıyım, ben bunun bir şeysiyim, ben şurada görevliyim, ben burada ben şişmiş bir balon elinde bir toplu iğne. Şimdi ben bazen diyorum ki Allah'ım elime bir toplu iğneyi ben alırım. Böyle bütün insanlar balon gibi olsa bu tür insanlar ama tabii ki ben gitsem böyle canlarını acıtmadan iğneyle dokunsam ve bum diye sönseler asıllarına geri dönseler. Ah ne güzel olur Yani aslında. ne güzel olur değil mi? Yani gerçekten asıllarına bir dönseler. Bu 3 günlük dünyada ben hep şunu söylüyorum. Onu hatta YouTube'da Şengül Yiğit kanalında bir televizyon programında çok iyi anlattım. Merak edenler YouTube kanalından onu gidip seyredebilirler. Hay ile hu arasında insan olabilme sanatı. Dünyaya geliyoruz. Bir nefes alıyoruz. Hay diyoruz.
Bir rakamsal değer biçmiş Rabbim ömür diye. Kimi 3 ay yaşıyor, kimi 3 sene, kimi 80 sene, kimi 90 sene. Sonra nefesi veriyoruz ve rahmeti rahmana kavuşuyoruz. İşte o rakamsal değerin arasında hayatımıza bir dolu figürasyon giriyor. Anne babalar, kardeşler, eş, iş hayatı, akrabalar, dünyada ilişkide olduğumuz insan çünkü sosyal bir varlık. İşte bunlarla nasıl yaşadık? Birbirimize kendimizi nasıl ifade ettik? Hani bize Yunus ne diyordu? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Aslında bu konuda en güzel söz de, en güzel sözlerden birini de Kutadgu Bilig söylemiş. Onu unuturum diye şuradan okuyacağım izninizle. Buyurun hocam, tabii ki. Not tutanlar için de yavaşça okuyacağım özellikle. Aklın süsü dildir, dilin süsü sözdür, insanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil ile söyler, sözün iyi olursa yüzün de parlar. Kutadgu Bilig söylemiş bunu, düşünebiliyor musun? Aradan geçen zamana ve o Evet. zaman söylenen sözün bugün hala geçerliliğini Evet. koruyup karşılığını buluşu. Peki Yunus ne demişti bize? Sözü bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz. Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı, söz ola agula aşı, bal ile yağ ede bir söz. Şimdi biz dilimizle ekonomiyi yürütüyoruz, siyaseti yürütüyoruz, sivil toplum alanını yürütüyoruz. Karı koca arasındaki ilişkiyi yürütüyoruz. Anne baba ve ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiyi yürütüyoruz. Yani bizim dışımızdaki bütün canlı cansız varlıkla şu an benim çalışma masamın ma dokunuyor elim. Bundan bile her gün helalleşiyorum. Niye? Ama Tabii. Her gün helalleşiyorum. Her yayından sonra diyorum ki hakkını helal et. Gene güzel dua aldık, güzel bir şeye vesile olduk canım masam diyorum. Ben 60'a bir kaldı elhamdülillah. Bugüne kadar hiçbir aletim arıza gösterip tamire gitmedi elhamdülillah. Beyaz eşyam da dahil, elektroniğim de dahil. Niye? Çünkü onlara her seferinde hep teşekkür ettim. O teşekkürü bazen böyle sahiden sözden sesli sesli yaptım. Bazen ya ne güzel pişirdin ekmeğim Allah razı olsun diyerek içimden yaptım. Ama hep teşekkür ettim. İnsanlarla da böyle ilişki kurdum. Kula teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmeyen insanın hayatında bereket olmuyor o yüzden işte. Yani son yıllarda insanoğlunun en büyük sıkıntısı bu değil miydi? Bir türlü kalplerimiz huzur bulmuyordu. Sığamıyorduk hiçbir yere. Bak şimdi evleriniz kaç metrekarecikse oraya sığ veriyorsunuz. Ben bu Duyuyorum. Evet. arada çok kızıyorlar. Şey yapıyorum. Arkadaşlık şeyi yollamışlar ya onları kabul ediyorum. Hem konuşuyorum hem de bir yandan onları kabul ettim. Kızmasınlar takip etmek Harikasınız. isteyenler diye. Evet. Hocam, Kutadgu birlikte geçen söz söylerken bir kesinti oluşmuş. Tekrar söyleyebilir misiniz diye Aa, bak. büyük bir memnuniyetle siz yeter ki Harikasınız. böyle şeyler talep edin benden. Aklın süsü dil. Dilin süsü sözdür. İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür. İnsan sözünü dil ile söyler, sözün iyi olursa yüzün de parlar demiş Kutadgu Bilig. Ne güzel söylemiş. Çok Ne güzel. güzel. Bu arada yani şu içinde bulunduğumuz iklimde şimdi hepimiz birbirimize işte okumalar tavsiye ediyoruz. Kitap okuma şeyi herkesin bir kere Herkes. görüntüsünün arkası kitaplık. Meğer biz ne kadar entelektüel bir toplummuşuz da haberimiz yok. Evet. Maşallah. Maşallah. E peki niye o zaman anlaşamıyordu kimse kimseyle? Niye o zaman bu kadar sosyal medyada kocişkolar işte bir şey koştular, bir şeyler, sofralar, onlar bunu bir yatak odası kalmıştı görmediğimiz. Allah'ım tam o raddede şu mikrobu yolladı. Yani az daha gelmeyeydi bu korona efendi. Biz Evet. neredeyse o yatak odalarına da sızacaktık. Çünkü görmediğimiz bir şey kalmamıştı.
Şimdi ne oldu? Düğünlerimiz düğün olmaktan çıkmıştı. Allah'ın ilahi rahmani hediyesi olan evlat müjdesi, evlat müjdesi olmaktan manevi bir hazırlıktan çıkmıştı. Baby shower partileri geldi partisi, gitti partisi, düştü partisi, kalktı partilerine dönmüştü. Özümüzden Maalesef. ne kadar uzaklaşmıştık. Şimdi bunların hiçbiri olmayacak. Bu süreçten sonra ekonomimiz farklı olacak. Eğitim dünyamız farklı olacak. Sivil toplum alanındaki dernek vakıf çalışmalarımız farklı olacak. Aile ilişkilerimiz farklı olacak. Küçüleceğiz, sadeleşeceğiz ve azın içindeki çokluğu, sadeliğin içindeki zenginliği keşfedeceğiz inşallah. İnşallah, evet. Bu süreç bize iyi de gelecek. Yani güzel değerlendirebilirsek Sözcüklerde çok de iyi öyle olacağız. Ben gelecek. 36 gündür bir kere diş hekimine gitmek zorunda kaldım geçen cuma. Hiç çıkmadım. Hiç ama. Hiç sıkılmadım ya. Akşam nasıl oluyor ben hiç anlamıyorum daha. Daha hiç anlamadım yani. Her gün çünkü birilerine Allah razı olsun bir şeyler anlatıyorsunuz. Hep canlı Çok. yayınınız var maşallah. Siz Çok şükür. Çok sıkılmıyorsunuz şükür. yani tabii. İşte o yüzden sözcükler bizim yani şöyle, insanoğlu uyanıyoruz sabah. Ben herkesin sabah namazına uyandığından hareket etmek istiyorum. Yani böyle hayal ediyorum. Müminin hayatı budur diye. Namazı kılıyoruz. Ondan sonra hatta bazen namazı kılmadan önce herkes önce bir telefona bir bakıyor. Namazdan sonra hemen bir televizyon, hatta bahanemiz deyip şu bakalım dünyada memlekette ne oldu? Ne olduysa oldu. Senin müdahalen ne olacak? Hemen orası açılıyor. Kimin eli kimin cebinde, kim öldürülmüş, kim dayak yemiş, kim kime çemkirmiş, kim nereyi soymuş, kim nereden ne götürmüş. Bütün bunlarla ilk günün zihin kirlenmeleri başlıyor ve dışarı Maalesef. çıktığımız andan itibaren billboardlarda, toplu taşımadaki bütün etraftaki, yani ben son dönemde metroda iki kadının birbirine mahrem alandaki yatak odasındaki sıkıntıyı bile anlattığını ve bizim de en az oradaki bulunan en yakın çevrede 10 kişi bunu dinlemek zorunda kaldığımızı hatta hiç unutmuyorum. Sanırım Aralık ayıydı. Kadına ne kadar dik dik bakmışsam ve bu arada sabah 7, kadındaki performansa bak. Sabahın 7'sinde metroda Allah adamla olan akşam didişmesini anlatıyor. Öbür kadın arkadaşına ve işe gidiyor. Ve biz de Allah. hepimiz, ben gözümü dikip ne kadar ters ters baktıysam, kadın döndü bana. Ne sabah sabah dedi, belanı mı arıyorsun dedi. Niye ters ters bakıyorsun dedi. Hayır. Ben hiç cevap vermeden yaptım. Sesimi hiç duyurmadım kimseye. Çünkü biliyorum ağzımdan A harfi çıksa karşı taraf tekrar birinci vitesten ikiye, üçe, dörde takacak. Hiç gerek yok. Böyle yaptım. He dedi. Bir de dedi, öyle dedi, hanım ayaklarına yatıp dedi pis pis bakma o zaman, dön yönünü dedi. Yaptım, döndüm. Çünkü artık ar perdesi deriz bizim kuşak. Yırtılmış perde. Perde Evet. yırtılmış. Allah'ım. Şimdi ağzı olanın konuştuğu, mahremin bile ortaya bu kadar saçıldığı bir dünyaya bir dur gelecekti de adı korona oldu. Başka bir şey de olabilirdi. Hani bütün dünyadaki arsızlık çünkü bu noktadaydı artık. Ne yazık Evet ki. Ne yazık hocam. ki. Şimdi sözcüklerde güzel bir şey daha var. Amerika'da bir profesör, böyle kıssalar daha iyi kalıyor insanların aklında. Evet. Bir profesör 5 tane çocuk seçiyor üstün zekalı. Ve öğretmene diyor ki bu üstün zekalı çocukları sana emanet ediyorum. Senenin sonunda bir yarışmaya katılacağız ve bu yarışmadan ödül bekliyorum. Öğretmen çok onore oluyor. Seçilmiş bir öğretmen olduğu için tabii ki diyor, gerekeni yapacağım ve başlıyorlar çalışmaya. Öğretmen konuları anlatırken çocukların anlamadığını görünce içinden diyor ki Allah Allah, bunlar üstün zekalı çocuklar ve anlamıyorlar. Demek ki benim biraz daha iyi bir anlatma performansına erişmem lazım. Biraz daha dikkat etmem ve gayret göstermem lazım diyor. Gayretini artırıyor. Bu taraftan çocuklar diyorlar ki Allah Allah, öğretmen anlatıyor ve biz anlamıyoruz. Ve öğretmen kendini bu kadar
çabalıyor, gayret içinde bırakıyor. Biz buna layık olmak zorundayız. Çocuklar da gayret sarf ediyor. Senenin sonu geliyor, yarışmaya katılıyorlar ve beklenen mutlu son, başarıya ulaşıyorlar. Profesör ödülü almak için sahneye çıkıyor ve bir konuşma yapıyor. Diyor ki, ben rastgele 5 çocuk seçmiştim. Üstün zekalı falan değil, rastgele. Fakat onları bir etiketle üstün zekalı olarak verdim öğretmene. Öğretmen üstün zekalı çocuklara nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı. Çocuklar da o etikete layık olabilmek ve o öğretmenin çabasına layık olabilmek için davrandı ve sonuç başarı. Şimdi evet sonuç bu. Şimdi bakıyoruz daha dünkü çocuklar küçücük küçücük bir yetki alıyorlar. Daha ağızlarını açtıkları anda kimin yakını olduğunu şey gibi eskiden trafik kazası olur ya da çevirme olurdu. Evet. Polise ilk söylenen söz. Ben bu devir bitti zannediyordum. Bitmediğiyle ilgili çok feci bir Milletvekili yüzleşme yaşadım yakın zamanda. gibi. Hemen polise sen benim kim olduğumu biliyor musun? Tamam. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sor bakalım ben kimim? Şimdi bazen mesela böyle birine rastladığımda diyorum ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Halbuki o orada tabii feveran ediyor. Halbuki dese ki kimsini soracağım diyeceğim ki hiç. Şimdi hiçlik makamının ötesinde bir makam var mı? Yok. İstersen bakanın çocuğu o fark eder mi? Ya hiçlik makamına talip olmadığımız müddetçe kimin oğlu, kimin kızı, kimin karısı, kimin kocası olduğunun ne önemi var? Bire gafil. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. O yüzden yani sözler, şimdi biz söylemediğimiz sözün efendisi, söylediğimiz sözün kölesiyiz. O yüzden kölesi olacağımız sözler söylemeyelim. Öyle sözler çıksın ki ağzımızdan aynı Hazreti Pir'in söylediği gibi kalpte ne varsa o çıkıyor ya. Yani kalpte karşı tarafa bir ayar vereyim, bir böyle bir çekinsin benden ürksün diyorsan Allah da sana bir ayar vermeye kalktığında ne yapacaksın? Hadi bana ayar verdin. Nurdan'a verdin, Ayşe'ye, Fatma'ya, Ali'ye, Veli'ye verdin. Bütün dünyaya verdin. Bütün bu dünyanın üzerindeki güç sana bir ayar verdiğinde ne yapacaksın? Allah'ım önce beni, sonra hepimizi ıslah etsin inşallah. Hidayet versin inşallah. İnşallah, inşallah dikkatli ve rikkatli, sağduyulu, basiret sahibi insanlar olmak durumundayız. Mümine bu yakışıyor. Mümin teyakkuz halde olandır. Konuştuğu zaman karşı tarafın kalbindeki bütün o titreşimlere vesile olacak güzel sözler söyleyendir. Bir yanlışı da düzeltecekse en doğru şekilde, yani Allah'ın Celal ismiyle muamele etmek de var. Cemal ismiyle, Vedudu'yla da. Seç. Evet. Seç. Sözcükler böyle bir şey işte. Var mı Keşke hep sorusu cemaat olan içinde Nurdanım? muamele edebilsek. Efendim hocam? Evet. Var mı soru soran? Kaçırdım ben burayı. Takip edemiyorum şu an. Şu anda yok. Selamlarını iletiyorlar hocam size. Aleyküm selam. Bakın Elazığ'dan selam söylüyorlar. Oy, ben de Elazığ'a selam söylüyorum. Yurdumun dört bir yanına selam söylüyorum. İnşallah süreçler bitsin. Biz yine durmak yok yola devam deyip besmeleyi çeker düşeriz İnşallah. yollara. İnşallah. Sorularınız varsa hocama iletebilirsiniz. Yazarsanız hocam görmezse de ben söyleyeceğim mutlaka. Ben bugün Sorularınızı kusura bekliyoruz. bakmayın biraz balkonda çiçeklerin topraklarını değiştirdim. İşte biraz domates, biber ektim. Küçücük bir balkonum var. Hani hayal edilmesin öyle büyük bir şey değil. Ama o küçücük balkonu çok böyle bereketli ve zengin bir hale getireyim diye bir şeyler ekince güneşte nasıl yanmışım hiç fark etmeden şimdi kendime görüyorum kıpkırmızıyım. Kırmızı, Öyle. evet, Evet, kırmızı biraz. şeyden işte balkon temizle, çiçeklerle uğraş derken güneşin tam şey olduğu saat D vitamini almışım elhamdülillah. Beyza Ne çakar güzel el olmuştur. sallamış. Aa bak şimdi neyi unuttum Nurdan. Buradan benim için Neyi çok hocam? kıymetlidir. Bir kere Çakar ailesine çok selam. Büyük Çakar ailesine. Ama onun şeyinde, özelinde
Mehmet Çakar abime çok hürmet ediyorum. Çok güzel çalışmalarda birlikte olduk abi kardeş. Bende yeri ayrıdır. Hanımının da kendisinin de ta Yekler'den gelen bir hukukumuz vardır. Rabbim onlardan razı olsun. Hepsine hayırlı Ramazanlar diliyorum bu vesileyle. Amin. Sağ olun hocam. Evet. Bakın hocam, anne babaya yanlışları nasıl bir şekilde ifade etmeliyiz? Yoksa hiç ifade etmeyip büyüğümüzdür deyip susmalı mıyız diyor birisi. Hayır, hayır, hayır. Büyüğümüzdür diye susmayacağız. İletişimde iki dil var. Ben dili ve sen dili. Şimdi diyelim ki karşınızdaki kişi sizi üzüyor. Yani en basit şekilde söyleyelim. Geç gelen bir arkadaşın var. Ve sen onun geç gelmesinden çok rahatsız ve huzursuzsun. Diyorsun ki ya hep geç kalıyorsun arkadaş, yani bir kere de vaktinde gel, bir kere de bekletme beni diyorsun. Evet. Karşı tarafı ne yaptın? Savunma mekanizmasını harekete geçirdin. O da başlıyor. Ben geç kaldım ama bir sor bakalım. İşte trafik vardı, öyle oldu, böyle oldu. Oysa onun yerine, canım ya bir daha geç kalacağın zaman beni de haberdar edersen hem endişe duymam senin için, hem de daha ben de ona göre zamanımı ayarlarım gibi. Şimdi anne babaya geldiğimizde hangi konudan muzdaripseniz, anneciğim bana böyle davrandığında ben çok üzülüyorum. Ben hayal ediyorum ki sen bana şu konuda bir şey talep ederken şöyle şöyle söylesen çok daha iyi olmaz mı? Emin olun bu şimdi anne baba ebeveyn ve çocuk ilişkisinde bazen çocuk anne babaya çok şey katıyor, bazen anne baba. Yani tek taraflı bir eğitim öğretimden bahsedemeyiz. Dolayısıyla bazen evlatlarımızdan çok şey öğreniyoruz. Hatta o kadar küçük yaşta, mesela benim kuzen çocuklarım, birisi 8,5, birisi 9-9,5 yaşında. O kadar çok şey öğreniyorum ki onlardan. O kadar çok şey öğreniyorum. Yani böyle bazen bir saat üçümüz oturuyoruz. Böyle sanki karşımda üniversite okuyan ya da üniversiteyi bitirmiş yetişkin insanlar var. O kadar çok kafalarında yenilikçi projeler, fikirler var ki ben böyle dinlerken diyorum ki bir dakika bir dakika Sezer, bunu not almam lazım oğlum diyorum. Tamam diyor. Hemen not alıyorum, düşün. O yüzden aman birbirimizi içimizde tutmayalım. Biz Türk toplumu olarak karnından konuşan bir toplumuz. Evet. Karnımızdan konuşuyoruz. Dikkat edin, topluluklarda bu bulunduğuna, yani iki kişinin üstünde olan her türlü topluluk olabilir. Sohbet toplantısı, ev, akraba ziyareti, dernek çalışması. Bir yanlışlık vardır. Herkes içinden şöyle der. Aman dokunmayayım. Benden, benden uzak olsun, benden bilinmesin, kim ne yaparsa yapsın. E peki şu hadisi nereye koyacağız? Elinle düzelt, dilinle düzelt. Olmadı buğz et, olmadı yolunu ayır. As suresini nereye koyacağız? Hani ne demiştik? Birbirine sabrı ve hakkı tavsiye edeceğiz. Hani? E şimdi biz elhamdülillah Müslümanım diyoruz. Müslümanca da yaşayamıyoruz. Maalesef. Ucunda Allah'ın rızası olan her işte karşı tarafı kırmadan, dökmeden, maksadını ve haddini aşmadan uyarmak en doğru şey. Bu anne baba da olsa, öğretmen de olsa, büyük de olsa uyarmak. Ya da en azından kendini ifade etmek. İnşallah bu soruyu soran kardeşimizin gönlüne şey yapabilmişizdir, cevabını verebilmişizdir. İnşallah. Peki hocam, bir soru daha var. İletişim yeteneğini nasıl geliştirebiliriz? İletişim yeteneğini geliştirmek için çokça okumak iyi bir yöntem, ama ne okuduğunu iyi bilerek, bu modern dünyanın tırnak içinde NLP adı altında, iletişim adı altında pompaladığı ego, ben, ben, ben değil. Mesela ben şu dönemde özellikle iletişim yeteneğini geliştirmek isteyen herkese Kur'an mealini okumasını öneriyorum. Meal, meal. Nuh suresini aç. Evet. Aç. Bak bakalım Nuh suresinde Hazreti Nuh sen misin, Nuh mu? Sensin. Ya
Hadi bakalım, kavimlerin helakındaki helak olan onlar mı, sen misin? Biz miyiz? Müddessir suresini aç. Hı. Ey örtüsüne bürünen peygamber diyor. O sen misin? Çünkü Kur'an kime indi? Sana, Bize. bana, buradakilere, Evet. dünyadakilere. O zaman her açan kendisini muhatap alarak okuyacak. Her seferinde ayrı ayrı okuyacak. Benim nerede bakayım? Bir dakika. Bekliyoruz hocam. Yo yo, buradayım. Bak. Görüyor musunuz? Aa, harika. Yani dün akşam Nuh suresini tekrar okudum. O yüzden aklıma hemen o geldi. Ben böyle yazarak, çizerek, bütün bu ayraçları koyarak, kafaya bir şey takarak, iz sürerek, bir yandan bunu okuyorum, bir yandan Mesnevi okuyorum. Hatta şimdi hafta içi salı akşamları bir Instagram sayfasında, Ev Kokusu'nda Mesnevi'den hikayelere de başladım. Orada her hafta bir hikayeyi okuyacağım. Üstüne de geçen hafta kurnaz fare ile sabırlı deveyi işledik. Bakalım bu hafta nasibimize ne düşecek? Yani ilmek ilmek, iğne oyası işler gibi ruhumuzu işlememiz gereken o kadar güzel bir süreçteyiz ki, yemin ediyorum bu bize bir ilahi hediye. Şer gibi görmeyin. Ne olur yalvarıyorum. Bu gerçekten insanoğluna verilmiş. Evet zor. Evet meşakkatli. Evet ekonomik olarak sıkıntılar var olacak da. Evet, ben de bunlardan nasibini alan, hani tuzu kuru, bir eli yağda bir eli balda bir insan değilim. Elbette payına düşeni ben de alıyorum, ama ne olursa olsun gerçekten insanlığın yeniden bir yana ve doğru bir yana evrilmesi için çok hediyeli bir süreç. İnşallah Rabbim manevi boşluklarımızı doldurmayı, fabrika ayarlarımıza geri dönebilmeyi nasip eder bize. İnşallah. İnşallah hocam. Bakalım tekrar hocam sorulara. Bak bakalım, bende akmıyor nedense ilk soru. Bu manevi hazların doyumunda sözlerin etkisi nedir ve ne şekilde yönlendirilmelidir Çok deniliyor? yüksektir. Çok 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 söz. Onun için dedim ya, sihir sanatıdır. Yani söz ahlaklı, vicdanlı ve merhametli insanın dilinde ve elinde olduğunda dünya güzelleşir. Ama vicdansız, merhametsiz, ahlaksız, imansız insanın elinde de, süreçten önce görüyorduk işte İslam coğrafyasının ve dünyanın haline. Şimdi bakın, son dönemde Türkiye'de özellikle mülteci kardeşlerimizle ilgili, yeter artık gitsinler, biz kendi işsizimizi doyuramıyoruz, öyle oluyoruz, böyle oluyoruz, şöyle oluyoruz diye feryatlar yükseliyordu, değil mi? Hadi, Evet. hadi şimdi empati yapın bakalım, nasılmış? Nasılmış gurbet hissinde yaşamak? Bak şu anda gurbet hissindeyiz. Ben çocuğuma 40 gündür sarılamıyorum. Ben kardeşimle bugün görüntülü konuşuyorum. Erkek olduğu halde abla vallahi sarılmayı özledim diyor. Şimdi anamıza gidemiyoruz, el öpemiyoruz. Babamıza gidemiyoruz, hayatta olanlar için söylüyorum. Yani bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Komşu komşuya gidip gelemiyorsun, aynı binadasın, sokağa çıkma yasağı var. Evet, Eskiden olsa böyle bir dönem hepimiz için, benim çocukluğumda nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağı olurdu, şenlik maalesef. olurdu. Aman Allah'ım, çay bir evde içilirdi, işte öğle yemeği bir evde toplanır, yenilirdi. Bizim için akraba ve komşularla olan muhteşem bir birlikte olma fırsatıydı. Şimdi herkes kendi yalnızlığında. Bu modern hayat insanoğluna yalnızlığından da kaçmak için öyle tuzaklar hazırladı ki, plazalar adı altında öyle binalar yaptı, balkonları yok. Neden? Çünkü balkon olmasın ki orada yaşayan insanlar gözlerini açar açmaz dışarı çıkma ihtiyacı hissetsinler. Dışarı çıktıkları anda da vahşi kapitalist sistemin, tüketim toplumunun birer neferi olarak kahveyi dışarıda içsin, yemeği dışarıda yesin, çayı dışarıda içsin, misafiriyle dışarıda buluşup görüşsün, sosyalleşsin, eve sadece otel gibi yatmaya gelsin. Şimdi bugün birisi beni arıyor, diyor ki hocam diyor, kızım diyor evlenmişti,
bir balkonsuz, camı bile basista açılan bir plazada diyor. Çok akıllı bina diye yapıldı diyor. Şimdi diyor çok darlanıyor diyor. Daha dur. Tabii. Şimdi bu süreçten sonra işte bütün kamu kurum ve kuruluşları da şapkayı önlerine koyup düşünecekler. Bu kadar yüksek rahmetli Sabahattin Zaim hocamla Allah ömür versin. Saadettin Ökten hocamın cümleleri geliyor hep aklıma. Saadettin Ökten hocamla zamanında şehir insan medeniyet buluşmaları yapardık, böyle özel eğitim bir küçük grupla. Orada hep şey derdi. Bu kadar yaratılışa aykırı yüksek binalar, minareyi bile geçen yüksek binalar kafa tutuyor. Ben. Şimdi evet. Eskisi gibi camilerimizin bile ruhu yok ya. Yani bir mimari şaheser diye önümüze sunuluyor. Bir gidiyorsun, ben köydeki mescit ya da köydeki sıradan bir köy camisinin o kokusu, dokusu, ruhunu hiçbir şeyine değişmem. O yüzden sözün etkisi elbette çok çok. Yani biz bir söylediğimiziz, bir de söylemediğimiz hal lisanı, o da söz. Yani ağzımızdan çıkan sözcüklerle iletişim halindeyiz. Bir de halimizle, tavrımızla, bakışımızla, elimizi bir yere koyma şeklimizle, boynumuzu büküşümüzle, bunun bile yeri değişti Nurdan kızım. Biz camide namaz kılıyoruz Allah'ın huzurunda. Ey güzel Allah'ım, bütün acziyetimle geldim, senin karşındayım diyeceğimiz yerde dimdikiz. Ama kapıdan içeri bir başkan, bir bakan, bir şey giriyor. Aman Allah'ım. Buyurun efendim. Nasılsınız inşallah? Şimdi bunların yeri yine aslına uygun, aslına rücu etmediği müddetçe bizden bir şey olmaz. Yani Maalesef. Evet. hep diyorum, yani bu süreç başladığından beri söylediğim şey hep şu: aslımıza rücu edeceğiz. Fabrika ayarlarımıza geri döneceğiz. O fıtrata uygun yaşayacağız ya. Kadın kadın gibi yaşayacak, erkek erkek gibi yaşayacak. O fıtratla oynaya 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 dışarıda erkek gibi kadınlar, kadın gibi erkekler türediğinden beri şu Maalesef. ağzımızın tadı kalmadı. Yani insanlık bozuldu adeta. Hani artık birey gibi değiliz. Başkalaştık Ya. maalesef. Heh, şimdi bak ne güzel evlerdeyiz. Oh, elhamdülillah. Elhamdülillah. Hocam son bir soru alalım. Vaktimiz zaten bitiyor. 10 dakikadan daha az zamanımız kaldı. Tamam. Zihnimdeki düşünceleri net bir şekilde kelimelere dökemiyorum. Kitap okumayı da seviyorum, okuyorum. Ne yapmam lazım? Eğer gerçekten iyi bir kitap okuyucusuysa, kitap okumak insanın kelime haznesini ve hayal dünyasını çok fazla genişleteceği için, kendisini ifade ederken de bir zenginliğe kavuşacağının işaretidir. Yeteri kadar okumuyordur. Bazen biz bir şey yaparız, gerçekten çok şey yaptığımızı zannederiz. Ama neye göre, kime göre? Çokça okusun ve aynı yönde kitap okumasın. Yani hep roman ya da hep hikaye ya da hep şiir ya da yani tek yönlü beslenme gibi. Sadece et yersen gut olursun. Sadece sebze yersen bağışıklığın çöker. Allah'ın yarattığı bütün nimetlerden çok orantılı bir şekilde yer ve istifade edersen de çok sağlıklı olursun. Ruhu da böyle beslemek gerekiyor. Dolayısıyla çokça okuduğu zaman, çünkü her kitap ayrı bir dünya, ayrı bir hikaye ve onun içine giriyorsun. Bir de çok fazla hayal kurun. Biz ne yazık ki hayal kurmayı da unutturulmuş bir dünya düzeninde yaşıyoruz. Hayal kurun. Hatta hayal kurmada öyle usta bir hale girin, gelin ki inşallah. Mesela ben İnşallah. bugün balkonda çiçeklerin toprağıyla işte saksılarla falan uğraşırken bir an bir deniz kenarında olduğumla ilgili böyle hayal ettim. Oh dedim, işte yaz geldi, işler bitti. Bir nefes almam, süreç bitti. Deniz kenarındayım. İnan burnumda o denizin yosun kokusunu hissettim. Ha, bunu böyle kolayından gelmedim elbette. Çok eğitimler aldım, çok fazla uğraştım bununla ilgili ama olabiliyor. Yani istesem 5 dakika içinde ıhlamur kokusunu canım çektiyse onu, Yasemin'i çektiyse onu.
deniz kokusunu çektiyse Harika. onu burnumda hissedebilirim. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bununla ilgili böyle şeye odaklanmak, transa geçebilmek, hissetmek, hayal etmek, hayali beslemek, iz sürmek. Çokça bibliografi okuyun. Ben bu yaştayım, hala çokça bibliografi okuyorum. Çünkü her insanın hayatından senin kendi özbenliğine devşireceğin bazen bir kelime, bazen bir cümle, bazen bir olay aydınlanmanı sağlıyor ve diyorsun ki benim beklediğim buymuş. O seni bambaşka bir yere götürebiliyor. Hocam bir de ısrarla kitap tavsiyesi isteniyor sizden. Hani meal tavsiye ettiniz, mesnevi tavsiye ettiniz. Var mı başka? Kitap O okusun mutlaka. tavsiyesinde ben hafta içi yayınlarda her güne bir kitap, bir şiir tavsiye yapıyorum. Onu da benim sayfadan, storylerden bakarlarsa yayınlayacağım ama madem sordular şimdi, size şeyi irade terbiyesini özellikle tavsiye edeyim. Yazarına da şuradan tekrar bir yanlışlık yapmayayım diye de basayım onun. Çok güzel oldu. İrade terbiyesi. Bakalım. Heh. Jules Payot, Fransız bir yazar. Bu kitabı özellikle bu süreçte, şimdi ben bu yayınlarda her gün yaptığım kitap tavsiyeleriniz biraz süreçle ilgili, biraz kendi tekamüllerini tamamlamakla ilgili ilişki kurarak, dikkat ederek ona öneriyorum. O yüzden irade terbiyesini öneririm. Onun dışında Engin Geçtan'ın Hayat kitabını, İnsan kitabını öneririm. Ondan sonra Tolstoy'un çok incedir, okuması çok keyiflidir, çok rahattır. Ama incecik bir kitap, bir ansiklopedik bilgiye ve derinliğe sahiptir. İnsan Ne ile Yaşar kitabını tavsiye ederim. Geri kalan tavsiyeleri de takip ederlerse ara ara zaten yapıyorum. Evet hocamız hemen hemen değil mi hocam? Her gün canlı yayın Her açılıyor. gün. Hafta içi her gün saat 2 ile 3 arası Şengül Yiğit Instagram sayfasında canlı yayındayım. Evet. Lütfen YouTube kanalıma da ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız oraya da videoları yüklüyorum. Orada da belli bir sayıya eriştikten sonra özellikle gençlikle ilgili eğitim videolarını ve canlı yayınları oradan yapmaya başlayacağım inşallah. Orayı da Evet. aktif hale getireceğiz. Çünkü az vaktimiz olduğu için maalesef sorular yetişmedi. Israrla da soranlar var. Hocamızı takip edip canlı yayınlarına inşallah İnşallah. katılın. İnşallah. Önümüzdeki Perşembe akşamı da sanırım, yanlış söylemiyorsam, duyurusunu yaparlar. Tüba Bulancak sayfasında canlı yayındayız akşam 9'da. Oraya da bekleriz. Aynı aile İnşallah. herkes birbirini desteklesin. Peki hocam çok teşekkür ederiz böyle sözcüklerin gücü adına deyip bize gerçekten sözcüklerin gücünü anlattığınız için. Ben İnşallah teşekkür ruhlara ederim. dokunabilmişizdir. İnşallah güzel kızım. Allah ayağını taşa değdirmesin. Süreç Amin başladığından sizin de. beri, benimle irtibata geçtiğinden beri bütün nezaketin ve asaletinden çok güzel bir bağ ve iletişim kurdun. Seni yetiştiren anne babadan Allah razı olsun. Ben de sana Ay çok teşekkür teşekkür ediyorum. ederim. Senin Teşekkür nezdinde ederim bütün TÜGVA'nın gençlerine çok teşekkür hocam. ediyorum ve benim canlara, buradaki yayını takip eden benim canlara çok teşekkür ediyorum. Rabbim Allah razı olsun. güzelliklerle bizi inşallah buluşturacak. Amin. Şimdiden de Ramazan için Rabbim bizi teyakkuz halde hazır olanlardan eylesin inşallah. Amin hocam. Ben de şahsım adına ve TÜGVA ailesi adına size çok teşekkür ediyorum. Kabul ettiğiniz için Eyvallah. davetimizi. Kendinize iyi bakın hocam. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun inşallah. Siz de Allah'a emanet Var olun. olun. Herkes Allah'a emanet olsun. Peki hoşça kalın. Hayırlı akşamlar.